videoda dinleyeceğiniz bilgiler ilacın prospektüsünden faydalanarak hazırlanmıştır. Video sizin için faydalı olursa destek için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Antidepresanlar grubundan bir ilaç olan Paxil, 20 mg'lık, 28 ve 56 tablet içeren karton ambalajlarda sunulmaktadır. Paxil'in etken maddesi paroksetindir. Paxil, normal reçeteli bir ilaçtır. Paxil film tablet nedir, ne için kullanılır? Bu ilaç, beyinde salgılanan ve sinir hücreleri arasında iletimi ve ruh halinin kontrolünü sağlayan serotonin adlı kimyasala etki ederek serotoninin düzeyini normale çevirir. Paxil film tablet şu rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Sıkıntı ve baş dönmesiyle bilinen açık alan hastalığı, yabancı ve kalabalık yerlerden, boşluktan ve yükseklikten korkma durumu olan agorafobili panik bozukluk veya agorafobisiz panik bozukluk tedavisinde, depresyon tedavisi ve nükslerinin önlenmesinde, mantık dışı düşüncelerin ve korkuların insanı sürekli tekrar eden davranışlar sergilemesine zorlayan, psikolojik bir hastalık olan obsesif kompulsif bozukluk tedavisinde, sosyal anksiyete bozuklukları, genel anksiyete bozuklukları ve travmaya bağlı stres bozukluğu durumlarının tedavisinde kullanılmaktadır. Bu rahatsızlıklar, beyinde serotonin adı verilen kimyasal maddenin düzeyinin azalmasından dolayı ortaya çıkabilir. Tedavinin ilk birkaç haftasında beyindeki serotonin düzeyi artar. Paxil film tablet nasıl kullanılır? Doktorunuz bu ilacı size nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. İlacınızın her dozunu bir bardak dolusu su ile birlikte almalısınız. İlacı yemek esnasında veya öğün aralarında alabilirsiniz. Paxil'in başlangıç dozu hastalığınıza bağlıdır. Genellikle günde 10 mg veya 20 mg ile başlanır. Doktorunuz semptomları kontrol altında tutmak için dozu kademeli olarak maksimum günde 50 mg'a veya 60 mg'a kadar arttırabilir. Tedavinin süresi hastalığınıza bağlıdır. Hastaların genellikle ilk 2 hafta içinde bazı iyileşmeler hissetmesine rağmen ilacın tam etkisinin gözlenmesi daha uzun zaman alabilir. Kendinizi iyi hissetseniz bile semptomların geri dönmesini önlemek için doktorunuzun önerdiği süre boyunca ilacı almaya devam etmelisiniz. Bu depresyonun atlatılmasından sonra birkaç ay sürebilir. Panik bozukluklarda veya obsesyon ve kompülsiyonlarda daha uzun sürebilir. Paxil'i sabahları yemekle birlikte almanız tavsiye edilir. Paxil'in 18 yaşın altındaki çocuk ve ergenlerde kullanımı kesinlikle tavsiye edilmemektedir. 18 yaşın altındaki çocuklar antidepresan ilaçlar ile tedavi edildiklerinde intihar düşüncesi ve intihar davranış riski artar. Paxil'i kullanmayı unuttuysanız, unutulan dozları dengelemek için kesinlikle çift doz almayınız. Kullanmanız gerekenden fazla Paxil kullanırsanız, bu durum kan basıncı değişikliklerine, kontrolsüz kas kasılmalarına, sinirlilik, yüksek vücut ısısı ve kalp atım hızında artışa neden olabilir. Paxil film tableti kullanmadan önce bilinmesi gereken hususlar şunlardır. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Eğer MAO inhibitörü grubuna ait bir ilaç kullanıyorsanız, bu ilacı kullanabilmeniz için en az 14 gün beklemelisiniz. MAO inhibitörü vücudunuzdan tamamen temizlenmeden bu ilacı kullanırsanız, hayati tehlikeler yaratabilecek yan etkilere maruz kalabilirsiniz. Bu ilacın kullanımını bıraktıktan sonra ise MAO inhibitörü grubuna ait bir ilaç kullanacaksanız yine 14 gün beklemelisiniz. Tedaviye başlamadan önce kullandığınız ilaçları doktorunuza mutlaka söyleyiniz. İlacın kullanımına başladıktan sonra kendinizi daha iyi hissetmeye başlamanız 4 haftayı bulabilir. Hastalığınızın çeşidine göre bu süre daha uzun sürebilir. Antidepresan kullanan kişilerde, özellikle 24 yaşın altındaki hastalarda kullanımlarında, intihar düşünce ve davranışlarını arttırma olasılığına karşı, tedaviye başladıktan en az 1 ila 2 hafta süresince, hastanın gerek ailesi, gerekse doktoru tarafından yakinen izlenmesi gereklidir. Eğer karaciğer ve böbrek hastalığı, şeker hastalığı, herhangi bir kanama veya pıhtılaşma bozukluğu, gözde yüksek tansiyon, manik atak, hap bağımlılığı, intihar düşüncesi öyküsü ve epilepsi gibi rahatsızlıklarınız varsa bu ilacı kullanmadan önce muhakkak doktorunuza durumunuzu anlatınız. Tedaviniz sırasında kendine zarar verme ile ilgili düşüncelere sahip olma, davranışlarda ve ruh halinde değişiklikler, panik ataklar, uyku sorunları, alıngan, telaşlı, heyecanlı, sarılgan, huzursuz,
agresif, ruhsal ve fiziksel olarak kendini hiperaktif hissetme gibi rahatsızlıklarda doktorunuza başvurunuz. Tedavinizin en az 1-2 haftasında ailenizin ve çevrenizdekilerin ruh halinizdeki değişimler konusunda dikkatli olmaları ve doktorunuzun sizi bu süre zarfında düzenli olarak kontrol etmesi gerekiyor. Bu ilaç, düşünce ve reaksiyonlarınızı bozabilecek yan etkilere sahip olduğundan, araba ve makine kullanmak gibi dinç ve uyanık olmayı gerektiren aktivitelerde dikkatli olmalısınız. Tedaviniz süresinde alkol almaktan kaçınınız. Alkol ilacın olası yan etkilerini daha da arttırmaktadır. Gebelik ve emzirme dönemlerinde doktorunuza danışmadan bu ilacı kullanmayınız. Paxil film tabletin kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkiler şunlardır. Mide bulantısı, kusma, hasta hissetme, baş ağrısı, sersemlik, tedirginlik, huzursuzluk, terleme, görmede bulanıklık, ağız kurulu, esneme, kilo alma veya zayıflama, iştahsızlık, ishal veya kabızlık, anormal rüyalar görme yaygın görülen yan etkilerdir. Bu videoda dinlediğiniz bilgiler ilacın prospektüsünden alınmıştır. Video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. Görüşlerinizi ve deneyimlerinizi yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.